Merhaba arkadaşlar, YouTube'dan para kazanmak artık çok daha kolay. Kolay olduğu için de herkes yapabilir. Hiçbir bilgin yoksa bile başlayabilirsin. Ama benim izleyicim standart olmakla yetinen izleyiciler değiller. %1'lik kısım için çabalayanlar benim videolarımı izliyorlar. Bunun sonucu olarak da istediğini alacaksın. Başarmak için her zaman bir adım önde olmalıyız. Bu videoyu izleyen sen bunun için en uygun adaysın. İnsanlar faceless dedikleri, yani yüzünü kullanmadan kanallar oluşturuyorken biz hem yüzümüzü göstermeyeceğiz hem de yüzümüzü göstermiş kadar bir popülerlik inşa etmiş olacağız. Ne diyorum, biraz saçma geldi, farkındayım. İnsanlar muhatap alabilecekleri bir yüz, bir simge isterler her zaman. Böylelikle güvenirler ve bu yüzden yüzünü gösteren kanallar yüzünü göstermeyen faceless kanallara göre daha popülerdir. Biz hem yüzümüzü göstermeyeceğiz, bir avatar oluşturacağız. Böylelikle bir güvenilirlik oluşturup yüzünü gösteren kanallar gibi bir popülarite inşa etmiş olacağız. Ve böylelikle kalabalıktan sıyrılacağız. Bunu yapan sayamayacağım kadar çok fazla yurt dışı kanalı var. Bunu Türkiye'de kimse yapmadığı için bunu bu videoyla Türkiye'ye biz getireceğiz. Mesela şu kanala bir göz atalım. 33 videoda 316 bin abone. Muhteşem bir rakam. Bunlar da avatar ile kanalını yeni hızlı ivmelendiren kanallardan bazıları. Videoyu sonuna kadar izlediğinde kanalını çok daha hızlı bir şekilde ivmelendireceksin. Videoyu Bing ile başlıyoruz. Bing.com. Size Midjourney'i gösterdim önceki videolarda. Leonardo AI ile bir şeyler yaratmayı öğrettim. En son olarak Bing'de şu anda farklılık olsun diye Bing'den size karakter yaratmayı göstereceğim. Şimdi bir karakter yaratacağız. Gördüğünüz gibi burada biraz promptlar denedim. Fakat benim en çok hoşuma giden şu oldu. Bunu indireceğiz. Birazcık prompt'u göz attığımız zaman dedim ki Cartoon of Milk karakter. Yani erkek bir karakter oluşturuyorum. Çizgi film çizimini dedim. English şapkası olsun ve gözlükleri siyah olsun ve karartılmış bir siyahlıktan bahsediyoruz. Eski moda olsun ve havalı bir şekilde baksın diyorum. Dik bir şekilde otursun, ağzı açık bir şekilde görünsün. Direkt kameraya baksın ve arka taraf İngiliz bir stüdyo olsun diyorum. İngiliz stüdyo setup olsun diyorum. Ve ahşap olsun diyorum. Arka tarafta bir şömine yansın. Arka planda bir şömine yansın. Ve pencere görünsün. Pencereden de yağmur yağsın istediğini söyledim. Bir masaya otursun ve siyah bir takım elbise giymesini istedim. Siz bu promptu isterseniz çok farklı bir şekilde yazabilirsiniz. Bu tarz kanalları oluşturanlar daha çok cyberpunk efektleri, cyberpunk konseptine uygun promptlar yazarlar. Ben iki promptu da aşağıya yazacağım. Hem kendi promptumu açıklamalar kısmına yazacağım. Hem de herkesin kullandığı, yani şuralarda bir yerde çıkartırım. O çıkanların tarzında promptlar yazmak istiyorsanız da o görsellere uygun promptlarını nasıl yazabileceğinizi aşağıda prompt kısmında yazdım. Şimdi ben bu görseli indireceğim. Tamamıyla Canva'dan yararlanarak oluşturacağız bunu. Bu konsept ile erkek giyimini anlatacağım size. Çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Nasıl yapıldığını, mantığını size de anlatacağım. Videomuzu indirdik. Sonra Canva'ya geliyorum. Canva'ya geldikten sonra görselimi şöyle güzel bir şekilde büyütüyorum. Büyüttükten sonra biz artık bu görselle oynayabiliriz ama biz 16'ya 9 bir sunum açtığımız için solları ve sağları birazcık boş kaldı. Bu noktada arkadaşlar ben Midjourney, ChatGPT sürekli olarak paralı bir şekilde kullanıyor olmama rağmen, Stable Diffusion'dan kendi bilgisayarımdan yapay zekaya kendim işletiyor olmama rağmen size 0 lirayla nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum sürekli. Bu noktada birazcık zorluk çektiğimi size söylemem gerekiyor ama Canva'yı alabilecekseniz, alabilecek bütçeniz varsa, yani büyük ihtimalle bu işe başlıyorsanız 80 lira aylık, 90 lira aylık ödemeyi tabii ki de yapabilirsiniz. Çünkü 90 lira Canva'ya yatırdığınız zaman zaten bu 90 lirayı bir günlük bir satışta bile kazanabilirsiniz. Bir önceki videolarımı izleyerek para kazanmanı, yapay zeka ile para kazanmayı her türlü bir şekilde öğreneceksin. Videolarıma birazcık göz at, videolarımı detaylı bir şekilde incele. Ben bu şekilde para kazanıyorum, sen de bu şekilde para kazanabilirsin. Eğer hiç bilmiyorum diyorsan ya da benim bildiğim stratejileri izlemek istiyorsan da aşağıda bir eğitim mevcut. O eğitimde sana yaptığım bütün stratejileri gösteriyorum. Bu noktada Canva'da o kadar çok fazla yapay zeka uygulaması var ki. Yani sihirli içeriğe girdiğiniz zaman buraya prompt yazıp görsel girebilirsiniz. Hiçbir kredi ihtiyacınız yok. Videolar bölümünü isterseniz buraya prompt yazıp video oluşturabilirsiniz. Uygulamalara baktığınız zaman çok fazla uygulama var. Mesela bu uygulamada da sağ tarafa bir çizim yaptığınız zaman senin için tamamlıyor. Burada fotoğrafın renklerini buluyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi birçok burada yapay zeka var. Bu yapay zekaların hepsini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben buradan da yapabilirdim ama sizin için öbür taraftan yaptım. Bak gördüğünüz gibi DID de var burada. Gördüğünüz gibi birçok yapay zeka aracı var. 80 TL benim için bence çok uygun bir fiyat bunun için. Çok kolay bir şekilde buradan arka planını bunu çıkartabilirsiniz. Mesela arka planını ben bunu çıkartıp arka planında daha farklı bir şey yapabilirim. Ya da mesela az önce videonun başında söylediğim gibi yani bu adımı Paris'te yapabilirim. İngiltere'de yapabilirim. Dışarıda yapabilirim. Ama şöyle yapacağız. Sihirli genişletme diye bir bölüm var Canva'da. Solunu ve sağını birleştirecek böylelikle. Ben buraya gelip tüm sayfa dediğinde bu kenarları fotoğrafa uygun bir şekilde genişletecek. Sihirli genişletmeye tıklıyorum. Kahvenizi içmeyi unutmayın.
Burada tam istediğimiz gibi bir sonuç verdi. Sol taraf birazcık bozuk olsa da bu çok önemli. Burada gördüğünüz gibi şey var, softbox var. Burada şöminemiz var. Ben isterseniz şuraya bir viske ekleyebilirim. Şuraya bir pro ekleyebilirim. Üstüne şöyle bir efekt ekleyebilirim. Bakalım şuraya. Bir tane de şuraya sıkıştırabilirsem pro ekliyorum. Bunu isterseniz böyle yukarıya doğru duman efekti ekleyebilirsiniz. Videonun içerisinde bunu yapabilirsiniz. Şimdi herkesin soracağı soru şu. Biz bu adamı nasıl konuşturacağız? İyi tamam yaptık. Yapay zeka ile tasarladık. Anime görsellerini, çizgi film karakterini oluşturduk. Çok iyi. Ama bunu nasıl tamamlayacağız? Bu noktada şöyle bir şey yapacağız. Buradan şekillerden kareye geliyorum. Bu kareye geldikten sonra şunu şöyle birazcık ayarlıyorum. Rengine geliyorum. Rengi geldikten sonra buradan sağ taraftan bu adamın ten rengini seçiyorum. Ten rengini seçtikten sonra bu ağzını bu renkte kapatıyorum. Yani şöyle ağızsız bir adam olmuş olacak bu. Gördüğünüz gibi ağızsız adımımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu görseli ben indiriyorum. JPEG olarak indiriyorum. Yapmamız gereken burada hiçbir şey kalmadı. Kalmayı tamamıyla kapatabiliriz. Arkadaşlar sonra bu görselimi, video değil, görselimi CapCut'a atıyorum. CapCut'a attıktan sonra bu adımımız gördüğünüz gibi konuşmuyor. Nasıl konuşturacağız? İşte buradaki ana problem bu. Bu problemi çözmek için de YouTube'a geliyorum. Talking, Mouth, Green, Screen diyorum. Burada bir sürü konuşma ağzı göreceksiniz. Yani isterseniz şurada 50'lik olanı yükleyip hani istediğinizde konuşturabilirsiniz. Buradan bakıyorsunuz ve sizin için en uygun olan ağız konuşma şeklini buradan seçiyorsunuz. Herhangi bir tanesini şunu indirelim. Bunu geliyorum yukarıdakini kopyalıyorum. Google'a YouTube video indirme yazdıktan sonra savefrom.net ikincisine tıklıyorum. Sonra buraya bağlantımı yapıştırıyorum. Bu green screen ağzı buraya yapıştırmış olduk. Artık bizim bir sunucumuz var. Eğer sen de bu tarz konseptlerin nasıl bulabileceğinin stratejilerini öğrenmek istiyorsan, CapCut, Canva eğitimi de içerisinde bulunsun istiyorsan ya da Telegram grubunda senin gibi YouTube'dan para kazanmak isteyen insanlara ve bana sorular sorup takıldığın noktalarda bu şekilde birbirinize destek olmak istiyorsan aşağıda senin için bir eğitim oluşturdum. Bu eğitimi de incelemeni sana kesinlikle tavsiye ederim. Üzerinde çok uğraştığım bir eğitim oldu. Eğitimde sürekli olarak güncel olacak. Sen Telegram'dan bana sorular soracaksın. Ben o sorulara yönelik olarak yeni başlayan birisiysen yeni başlayanlara yönelik içerikleri biraz daha sıklaştıracağım. İleri düzeyde bir eğitime sahipseniz, ileri düzeydeki yerlerde takıldığınız noktalar olursa oralara yönelik de içerikler çekeceğim. Bu şekilde eğitimimiz çok zengin bir hale gelmiş olacak. Burada green screen ağzımızı buraya yapıştırıyorum. Buraya geldikten sonra bakıyorsunuz ağız konuşuyor ama yani benim karakterim görünmüyor. Buradan Cat Out'a tıklıyorum Canva'dan. Şu yeşile tıkladıktan sonra. Burada Chrome K'ye tıklıyorum. Sonra buradan Color Pick Picker yazıyor. Onun yanında böyle bir iğne gibi bir şey var. Buna tıklıyorum. Sonra yeşile tıklıyorum. Sonra Strange'i buradan düşürüyorum. Düşürdükten sonra bu ağız burada kaldı. Şimdi bu ağzı sadece bunun tam ağız kısmına yerleştirmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi şimdi videoyu oynattığımda ağzın hareket ettiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ağız hareket ediyor. Şimdi bu video ne kadar uzun olmuş? Şöyle bunu kesebilirsiniz. Buradan ikisini seçiyorum. Create Compound Clip diyorum. Bu artık benim konuşan adamım oldu. İsterseniz siz bunu export ettikten sonra her videonun içerisine bunu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben konuşuyormuşum gibi konuşuyor şu anda. Buraya bir efekt eklesem mesela ben buradan. Arkadaşlar buradan isterseniz siz footage ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde green screen duman ekleyebilirsiniz. İsterseniz buradan efektlerden bir duman ekleyebilirsiniz. Buradan dumanı şu şekilde sonuna kadar getiriyorum. Atmosferini birazcık düşüreceğim. Hızını birazcık düşüreceğim. Sonra hepsini seçeceğim. Ve Create Compound Clip dediğim zaman adamım konuşmaya başladı. Evet adamım harikasın. Gördüğünüz gibi karakterimiz artık bir sunuşçu oldu. Buradan ben bunu seçiyorum. Şu sonuna kadar birazcık gelsin. Adamımız birazcık konuşsun. Şöyle adamımıza birazcık yaklaşsın. Karizmatik adamımıza. Şuradan bunu kesiyorum. Gördüğünüz gibi karakterimize doğru yaklaşıyor ve konuşuyor. Diyor ki
Bunları alırsanız çok iyi olur. Sonra videoyu anlatırken video anlatım kısmına geçmeyeceğim. Burada bu adımımız bu şekilde anlatacak. Anlattıktan sonra buraya bir tane takım elbise mesela gelecek. Diyeceğim ki siyah takım elbise yazdığım zaman zaten burada birçok takım elbise çıkıyor. Burada herhangi bir tane takım elbiseye tıklıyorum. Bu video mesela takım elbiseyle alakalı bir video olmasını istiyorum. Takım elbise yazıyorum. Gelip buraya bu takım elbise dediğim videoyu yapıştırıyorum. Seslendirme kısmına çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Bu videoları sürekli aynı şekilde anlatmak. Artık size stratejilerimi anlatacağım. Mesela şimdi gördüğünüz gibi adam konuşuyor. Tak takım elbise geliyor. Bu takım elbiseyle buradan tutup şöyle birazcık yakınlaştırabilirim. Metni kendim yazabilirim. İstersem ChatGPT'ye yazabilirim. Derim ki ChatGPT'ye mesela bana siyah takım elbiseyi nerelerde giyebileceğimiz hakkında bir YouTube video metni hazırlamanı istiyorum derim. Çok daha detaylı bir şekilde de yazabilirsiniz. Metni kendiniz de yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi videonun başlığını yazdı. Sonra yapmamız gereken tek şey bu video metnini alacağız. Eleven Labs'e geleceğiz ve Eleven Labs'te seslendireceğiz. Birçok bu zamana kadar 6 tane video oluşturdum. 6 videonun hepsinde de Eleven Labs'i kullandım. Siz ama bence yapmanız gereken nokta şu. Kendiniz benim şu an seslendirdiğim gibi seslendirmeniz gerekiyor bence videoları. Yüksek kanallarımda oluşturduğum seslerden bir tanesini mesela buraya attım. Attığımız zaman bence şöyle yapın. Hani kendi sesinizi çok beğenmiyorsanız eğer ki siz kendiniz videonuzu seslendirin. Seslendirdikten sonra burada voice changer'a tıklayın. Voice karaktere tıklayın. Şu ses ortalama bir şekilde sizi götürecektir. Voice filter'dan bu sesin derinliğini ayarlayıp kendiniz de seslendirebilirsiniz. Kendiniz seslendirmeniz çok daha iyi olur. Böylelikle sorunlara takılmazsınız. Çünkü insan konuşurken robot gibi konuşamıyor. Ne kadar kendini robot gibi zorlasa da robot gibi konuşamıyor. Bu yüzden telif sorunlarına asla takılmazsınız. Ses klonlamakta belki çok kötü bir ses klonlamasına denk gelirseniz o şekilde belki bir problem yaşarsınız. Onun haricinde hiçbir problem yaşamazsınız. Bu şekilde ben mesela takım elbisenin nerelerde giyilebileceği ile alakalı bir video oluşturdum. İş görüşmeleri, özel davet, düğünler, iş yemekleri. Yapmam gereken şey şu. Mesela iş görüşmesi takım elbise yazacağım. Bununla alakalı videolar, görseller bulacağım. Aynı bu şekilde yerleştireceğim. Bazı nokta mesela siyah takım elbise dediğinde ben avatarımı konuşturacağım. Sonrasında burada takım elbise gelecek. Sonra 2 diyeceğim. Özel davetler, düğünler. Özel davetler, düğünler gelecek. Siyah takım elbiseyi göstereceğim. Bu aramalardan, YouTube aramalarından da izlenebilecek bir konsept. Çünkü birçok Türkiye'de takım elbiseyi kullanmayı bilmeyen birçok insan var. Siyah takım elbise nerelerde giyilir? Beyaz takım elbise nerelerde giyilir? Düğüne gidecektir. Bunların araştırmasını yapan, YouTube araması yapan birçok kişi olacaktı. Bununla da alakalı Türkiye'de çok detaylı bir video çeken kimse yok. Bununla da alakalı bir YouTube video çalışmam var. Telegram grubumuzda birçok üyemizle beraber bu konuları ele alıyoruz. Bu konularda YouTube Türkiye'de eksik noktaları, yurt dışında eksik noktaların neler olduğunu beraber belirliyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar ya da İlerideki arkadaşlar birbirlerine sorular soruyorlar. Bana sorular soruyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Hepimiz birlikte büyüyoruz. Eğer sen de bizim aramıza katılmak, hem eğitime, hem e-kitaba, hem de bizim şu an yeni büyümeye başlayan daha çok küçük bir Telegram grubumuza katılıp, şu anda çok kişinin olmaması da her zaman için sizin için iyidir. Özel ders gibi düşünün. Çünkü Telegram grubundan bana mesaj yolladığınız zaman ben bu Telegram grubuna her zaman için geri cevap vereceğim. Bu yüzden bunu değerlendirmek sizin için çok önemli. Bu videoyu çok daha uzun bir hale getirmeyeceğim. Her videoda çünkü aynı stratejileri izliyoruz. Sadece size farklılıkları anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi avatar çok önemli. Daha öncesinde 100x Fikir diye bir kanal oluşturmuştum. Buralarda çıkar videosu ilk videomuzdu 100x Fikir kanalı. 100x Fikir kanalında da ben bir avatar oluşturdum. İlk videosunu attım. İstersen o videoya da bakabilirsin. Son videosunda avatarlı bir video oldu. Hem 100x Fikir videosunu izle. Sonra git 100x Fikir kanalımdaki videoları izle. Böylelikle aklındaki soru işaretlerini gidermiş olacak. Açıklama kısmında sana kullandığım bütün uygulamaları, aynı zamanda girdiğim bütün promptları görmüş olacaksın. Eğitimde açıklama kısmında, açıklama kısmını inerek bulabilirsin. Aklına takılan soruları yorum bölümünde bana belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoya kadar güçlü kal.